Evet, viskoziteden bahsettik. Biraz daha üzerinde konuşmamız gereken ayrıntıları var. Tau eşittir mü çarpı du bölü dg'ye uyan akışkanları arkadaşlar. Bu aslında viskozitenin Newton tarafından ortaya konulan modeli. Newton viskozite yasası dediğimiz. Onun ismine atfen Newton tipi akışkan diyoruz. Newton tipi akışkan diyoruz ve az önce de söylediğim gibi bir önceki dersimizde şanslı olduğumuz husus yeryüzündeki en bol bulunan akışkanlardan iki tanesi hava ve su olmak üzere bu tip davranışa oldukça yakın, uyumlu bir davranış sergilediğini söyleyebiliriz. Tabii bolluk başka bir şey, çeşitlilik başka bir şey. Yani hava ve su elbette çok bol bulunuyor ama sonuçta evrende veya dünyamızda çok çeşitli akışkanlar var ve bunların önemli bir kısmı bu yasaya uymuyor. Bu yasaya karşı çıkıyorlar. Bu yasa aslında baktığımızda arkadaşlar kayma gerilmesiyle şekil değiştirme hızı veya hız gradiyeri arasında lineer bir bağıntı olduğunu bizlere söylüyor. O halde ben yatay eksene şu du bölü dy'yi alırsam ki buna deformasyon hızı diyelim. Düşey eksene de tau'yu yerleştirirsek bunu çizmek y eşittir ax doğrusunu çizmekten başka bir şey değil o halde. Şöyle bir doğru parçası olduğunu görüyoruz. Sonuçta dikkat ederseniz bu doğrunun eğimi yani mü bu doğrunun eğimi olmakta. Doğrunun doğru olduğu için de eğimi değişmemekte. Yani du bölü dy değiştikçe arttıkça veya azaldıkça bu doğrunun eğimi değişmemekte arkadaşlar. Bu doğrunun eğimi şurası alfa ise tanjant alfa mü olmaktadır. Tabii viskozitesi biraz daha düşük akışkan için bu doğru bu şekilde olmakta. Düşük demek yoğun alfası düşük demek. Yani viskozitesi düşük demek. Biraz daha düşük dersek nihayetinde nereye geleceğiz arkadaşlar? Bu doğrunun üzerine geleceğiz. Yani viskozitenin sıfır olduğu bir duruma geleceğiz ki buna ideal akışkan diyoruz. Yani bu tarafa doğru yelpaze genişledikçe viskozite düşmekte, tersine yukarı doğru gittikçe artmakta ve nihayetinde sonsuza ulaşmakta. 90 derece tanjant malum sonsuz. Bu da olsa olsa herhalde rigid katı olabilir. Yani ideal katı olabilir diye düşünebilirsiniz. Ama biz şimdilik hani cıvık işlerle uğraştığımız için o katı tarafına girmeyelim. Ama dediğim gibi su ve hava bol miktarda var. Bu yasaya uymaları çok güzel haber. Ama su ve havanın dışında yağlar var. Efendim gliserin var. Diş macunu var. Şu var, bu var. Bir sürü şey daha var. Bu yasaya uymayan tiplere de arkadaşlar ki onlar bu yasaya uymamayı şöyle gösterebiliriz. Lineerlikten sapma şeklinde gösterebiliriz. Mesela şu şekilde davranış sergiliyor. Bir kısmı bu şekilde davranış gösteriyor. Ve geometrik olarak bu eğriyi yorumladığımızda bakıyoruz ki arkadaşlar buradaki eğim başka. Buradaki eğim başka. Ne olmuş eğim? Buradaki eğim artmış. Yani deformasyon hızı arttıkça siz akışkanı daha hızlı, daha sert şekilde ona müdahale ettiğinizde veya akıttığınızda akışkan size daha sert şekilde karşılık veriyor. Çok ilginç şeyler oluyor. Sertleşiyor akışkan. Mesela akışkana narin şekilde elinizi sokabiliyorsanız yumruk attığınızda bileğinizi kırıyor. Böyle akışkanlar var. Bunlara kabaran akışkan diyoruz arkadaşlar. Kabaran. Kabaran akışkanlara bir örnek nişasta
su karışımı veya bataklık kumu. Geçmişte hatırlarsınız filmler olurdu. İşte Tarzan'da falan ormanda birden adamın biri veya bir kızın biri bataklığa düşer. Ona ilk verdiği öğüt bu dersi almış olmalı ki yavaş hareket et. Çünkü hızlı hareket ederse ne olacak? Daha katılaşacak ve daha içeri doğru çekecek onu. Bu dersi aldıktan sonra bataklıkta boğulmak yok. Narince hareket edeceksin. Bataklıkta kavga etmeyeceksin. Aslında yüzmeyi öğretirken de öyle söylerler biliyorsunuz. Yani suyla kavga etmeyeceksin yoksa batarsın. Sakin sakin durursan zaten kaldırma kuvveti Arşimet'ten beri biliyoruz ki bizleri yukarı doğru kaldıracak. Tersine arkadaşlar buradaki akışkana da baktığımızda şu eğimin gitgide azaldığını görüyoruz. Buna da incelen akışkan. Buna kabananı aynı zamanda kalınlaşan da diyebiliriz. Bu kalınlaşan demek aslında piyasa terminolojisiyle de uyumlu. Mesela sanayiye gittiğinizde makinacılar özellikle kalın yağ derler. Kalın yağ demek aslında viskozitesi yüksek yağ demek. Veya motor yağını değiştirmeye gittiniz. Usta der ki ya bunun yağı çok incelmiş. Ne demek istiyor aslında? Viskozitesi düşmüş. Yağ kullanıla kullanıla bir süre sonra o yağlama özelliğini, viskozite değerini düşürüyor. İncelen akışkana örnek arkadaşlar. Mesela bir takım boyalar. Yani kaliteli boya kutuda böyle biraz kıvamlı durmasını arzu ederiz. Ama duvara sürdüğümüzde çok rahat sürülmesini isteriz. Durur haldeyken yoğun kıvamlı duracak ama duvara sürerken çok rahat sürülecek. İşte başarılı boya yapımcıları buna çalışırlar. Yani boyaya kayma gerilmesi uyguluyoruz. Biz deforme etmeye çalıştığımızda duvara sürerken onu ne yapıyoruz? Onu aslında deformasyona uğratıyoruz. Şiir oluştu. Yani kayma gerilmesi uyguluyoruz ona. Fırçanın ucuyla kayma gerilmesi uyguluyorum. Kolumu yormaması için bu boyama sürecinin mümkün mertebe rahat olmasını isterim. Değil mi? Dolayısıyla da bu da incelen akışkan arkadaşlar. İncelen akışkanlardan bir tane de örneğimiz arkadaşlar. İçimizde dolaşan mükemmel bir sıvı var. Kan. Kan da incelen bir akışkandır. Kan özellikle ince kılcal damarlara gittiğinde doğal olarak yüksek oranda deformasyona maruz kalır. Eğer viskozitesini sabit tutsaydı kan bu özelliğiyle, viskoziteyi biraz sonra üzerinde konuşacağız. Viskoziteyi arkadaşlar iki sebeple değiştirebilirsiniz. Ya akışkanın sıcaklığını ya da basıncıyla oynayacaksınız. Basıncın etkisi biraz sınırlıdır ama özellikle sıcaklığın etkisi çok muazzamdır. Ya bizde bir termostat var 36,5 dereceye kodlanmış. Bilemedin 37. Çok ateşin çıkarsa 40 dereceye çıkıyorsun. Havale geçiriyorsun. Ondan sonra yavaş yavaş belediyeyi falan arıyorlar. Biliyorsunuz ön hazırlık için. Seninkini belediye kaldırmayacak mı? Bilemeyiz değil mi? Belediye kime gelecek, kime gelmeyecek bilemeyiz. Evet. Yani 40'ı geçtikten sonra geri dönüş biraz zor oluyor arkadaşlar. Havale geçirdi diyorlar. Mesela çocuklar değil mi? 40 derece ya 3 derece sıcaklık farkı nedir ki? Ama insanı perişan ediyor. Beyin hücrelerini öldürüyor. Kalıcı hasarlar meydana getiriyor. Ama ilginç şekilde kan vücudumuz termostat kurulmuş halde olmasına rağmen arkadaşlar kalpten çıkıyor. Başka viskozite var. Kılcal, beyindeki kılcal damara gidiyor. Oradaki kılcallığı hissediyor. Ondan sonra diyor ki ben burada biraz viskozitemi düşüreyim. Tabii içerisindeki teknoloji gelmiş geçmiş en ileri teknoloji arkadaşlar. Yani o teknolojiyi biz henüz çözemedik. Yani incelen akışkan boya falan yapıyoruz ama yani bunu kimyasal olarak tabii açıklıyoruz daha sonra. Fakat kanın böyle bir yapıda olması büyük bir mucizedir. Yoksa bizim beyin damarlarımızı çatlatır, bizi hemen öbür tarafa doğru yola koyardı. Tabii bunda da sınırlı değil akışkanlar. Bazı akışkanlar da var. Üzerine gerilme uyguluyorsunuz, önce tınmıyor, katı gibi davranıyor, sahte katı gibi davranıyor. Sonra belirli bir aşamaya geldikten sonra diyor artık yavaş yavaş gideyim diyor. Buna örnek verecek olursak, bu da şöyle bir şey izliyor arkadaşlar. Yani bir ön gerilme
ye kadar bu akışkan harekete geçmiyor. Şu yüksekliği alt indisiyle göstereceğiz. Akma gerilmesi diyoruz. Siz makine elemanları başka derslerde belki şeyle TOA diye de görmüş olabilirsiniz. Akma gerilmesi. Biraz İngilizceden geldiği için yield stres oradan geliyor. Buna da ideal Bingham plastiği diyoruz. İdeal Bingham plastiği. Tabi bunların da incelen ve kalınlaşanları var arkadaşlar. Biz aslında Newton tipi akışkan derken çeşitlilik anlamında çok dar bir çerçevede kalıyoruz ama bolluk anlamında en geniş çerçevedeyiz. Tabi bizim için çeşitlilik önemli. Akışkanların bu şekilde gerilme şekil değiştirme ilişkilerini inceleyen apayrı bir bilim dalı var. Bu bilim dalına reoloji adını veriyoruz. Yani akışkan üzerine uygulanan kayma gerilmelerine nasıl tepki vereceğini inceliyor. Yani malzeme özellikleriyle beraber bu tepki nasıl gelişiyor, nasıl şekilleniyor onu inceleyen apayrı bir bilim dalı var. Biz bu bilim dalına tabii burada doğal olarak girmeyeceğiz. Ve bizim ağırlıklı olarak üzerinde konuşacağımız akışkanlar şu doğrusal hat üzerinde kalan Newton tipi akışkanlar olacak. Şanslı olduğumuz nokta dediğim gibi gliserin dahil olmak üzere işte gaz, yağ, benzin vesaire gibi yakından bildiğimiz çoğu akışkanın bu davranışa uyum göstermesi bizim için inanılmaz bir kolaylık sağlamakta arkadaşlar. Buna bir örnek verecek olursak çok üzerinde tartışmadan mesela dişlerimizi fırçalıyoruz değil mi? Diş macun tüpün ağzını açıyoruz, ters çeviriyoruz macun tüpünü ama aşağı doğru ne oluyor? Yer çekimiyle beraber o macun çıkmıyor. Çıkması için biraz tüpü sıkmamız lazım. Erkekler daha çok ortadan sıkmayı sever. Onun için hatunlardan sürekli fırça yerler. Tüpü arkadan doğru sıkmak lazımmış arkadaşlar. Ortadan sıkınca tabii bir kısmı yukarı kaçıyor, bir kısmı aşağı. Sonra tüpün şekli bozuluyor, yanlardan patlıyor falan. Ama diş macunu enteresan bir Bingham plastiği özelliği gösteriyor. Tabi ideal değil ama sonuçta bir ön gerilmeyle beraber hareket ettiğini görebiliriz. Şu eğrilerin arkadaşlar hepsini birden tabi bu düz olan eğrileri bununla tamamladık. Yani tanımladık. Ama şunu yani bu eğrisel davranış gösterenleri yok mu bunlar içinde bir model derseniz şöyle bir modelimiz var. Ha onu da söyleyelim. Bunların dışındakilerin hepsi Newton tipi değil arkadaşlar. Tipi Newton tipi olmayan akışkanlardır. Dediğim gibi çeşitlilik olarak dünyada Newton tipi olmayan akışkanlar sebil gibi çok fazla var. Ama miktar olarak hava ve su zaten büyük oranda egemenliğini koruyor. Newton tipi olmayan akışkan için akışkan için arkadaşlar tau genel olarak akma gerilmesi yani şuradaki akma gerilmesi çarpı burada bir katsayı çarpı du bölü dy bu dediğim gibi tek boyutlu durumda aslında bunu böyle yazmak lazım. Du bölü dy'nin üzerinde arkadaşlar bir tane n var. Buradaki şuna akma gerilmesi diyoruz. K'ya ve N'ye de akışkana ait karakteristik değerler. İşte uyum endeksi diyoruz. Vesaire. Tabi şurada gördüğünüz gibi her Newton tipi olmayan akışkanda yield stres olacak diye bir şey yok. Yani bazıları işte az önce söylediğim gibi nişasta su karışımı böyle bir şey. Bunun sıfır olduğu durumlarda yani tau yield sıfırsa akışkanda bu yasayı arkadaşlar K çarpı du bölü dy kuvvet yasası diyoruz biz buna. Şurada daha çok literatürde Herschel-Walkley modeli diye geçer bu. Bunlara bünye denklemleri diyoruz arkadaşlar. Yani akışkanın
kayma gerilmesi ve şekil değiştirme hızı arasındaki ilişkiyi temsil ettikleri için bir tür bünyesel davranışı temsil ederler bunlar. O yüzden bunlara bünye denklemleri adını veriyoruz. Kuşkusuz çok daha karmaşık bünye denklemleri vardır. Bunlar en mazlumları. Burada bazen arkadaşlar şu ifadeyi biraz da şuna benzetmek için şöyle bir manipülasyon yapılır. Artı K çarpı DU bölü DY üzeri N eksi 1 çarpı DU bölü DY şeklinde yazılır bu ifade. Gördüğünüz gibi üstleri topladığımızda yine N olacaktır. Herhangi bir değişiklik yok. Sadece burada yapılan şudur. Şuna arkadaşlar nü DU bölü DY tabii ona bağlı olmak üzere bu ifade şu şekilde yazıldığı olur. Buradaki nü tabii ki burada da gördüğünüz gibi artık sabit bir doğru eğimi olmaktan çıktı. DU bölü DY'ye bağlı bir ifade. Yani şu ifade nonlineer bir ifade aslında. Katsayı ve türev her ikisi de aynı bağımlı değişkene bağlı olduğu için. Şuradaki nü'yü arkadaşlar görünür viskozite denir ve sabit değildir. Görünür viskozite şekil değiştirme hızıyla beraber o da önemli ölçüde değişme özelliği gösterir arkadaşlar. Tabii bunlar da sınırlı değil ne yazık ki. Bazı akışkanlar da var. Mesela bu nü dediğimiz şey sadece ve sadece DU bölü DY ile değişmiyor. Yani ben onu tabii DU bölü DY aynı zamanda beta üssüne eşit olduğu için yani nü viskozitesi beta'ya bağlıysa sadece beta'nın türevine bağlı yani şekil değiştirme hızına bağlıysa yine şanslıyız. Bazı durumda oluyor arkadaşlar. Burası zamana da bağlı. Bazı çoğunlukla olduğu gibi sıcaklığa da bağlı. Yani bir akışkan var. Bugün bırakıyorsunuz viskozitesi belli bir derde. 3 saat sonra geliyorsunuz viskozite değişmiş. İşte dondurma gibi mesela. Dondurma eridikçe viskozitesi zamana bağlı olarak ne yapıyor? Değiştiriyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu konuların hepsi reoloji içerisinde incelenen ayrı bir disiplin konularıdır. Biz şimdilik bunlarla bu kadar bir ön bilgi vererek yolumuza devam edeceğiz. Yani yukarıdaki neyle alakalı? Bu neyi soruyorsunuz? Evet, bu neyi gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada eğrilerin bir yukarı doğru bir de aşağı doğru dallanmaları var. Şurada ne olabilir sizce? Doğruyu salsa ya da şuradaysa neye kaçtır sizce bu doğrularda? Sabittir ama kaçtır? Birdir. Peki burada kaç olur sizce? Birin altında mı üstünde mi? Evet. Kabaranlar için arkadaşlar bu birin üzerinde. İncelenenler için birin altında aynı şekilde bir şeklinde yazabiliriz. Yani deformasyon hızına viskozitenin ne ölçüde güçlü bağlandığının bir şeyi. Birin üzerinde ise çok şiddetli değişiyor demektir onda. Birin altında ise biraz daha zayıf. Bir ise lineer zaten değişiyor. O ne kadar değişiyorsa o da o kadar değişiyor demektir arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğümüz bir nişasta su karışımı. Evde kendiniz de yapabilirsiniz. Bu karışımın üzerine yumrukla vurduğunuzda gördüğünüz gibi doğru dürüst şey yani içeri yumruğun girmesine bile müsaade etmiyor. Yine üzerinde hızlı şekilde elinizi çektiğinizde hemen kabarmaya başlıyor veya şöyle söyleyeyim katı hale geliyor neredeyse. Ve burada da bir hoparlörün üzerine yerleştirilmiş. Hoparlörün üzerinde tabii şurada detayları görüyorsunuz. Parçacıklar şeklinde yüklendiğini görüyoruz. Bunların hepsi bir kayma gerilmesi oluşturma mekanizmalarıdır. Dikkat edin. Kayma gerilmesi ne kadar şiddetli olursa o kadar. Evet. Burada onunla ilgili açıklama var tabii. Ona biraz sonra bahsedeceğim. Herkesin evinde yapıp göreceği, deneyebileceği bir deney aslında.
Bakın koskoca bir gülleyi bu sıvıyla dolu bir havuzun üzerine attığınızda onun üzerinde çok rahatlıkla sanki bir çarşafın üzerinde yuvarlanır gibi gidiyor. Ve insanlar bunun üzerinde gezebiliyorlar. Tabi buradaki asıl mesele sert basılması. Yani yumuşakça basarsanız doğrudan bu kamyonun içerisine batarsınız arkadaşlar. Bakın yüzeyde tıpkı bir elastik yay gibi. Evet, şu anda ne oldu? Yavaşladı ve içeri doğru gömülüyor arkadaşlar. Evet, daha fazlası için izlemek lazım tabi. Bunun savunma sanayinde ilginç bir uygulaması var arkadaşlar. Mermiyi düşünün, bunun üzerine gönderdiğinizde veya bir çekişte vurduğunuzda bu akışkana tıpkı bir metal gibi size karşılık veriyor. Dolayısıyla da savunma sanayinde özellikle zırh için bu akışkandan faydalanılması gündemde. Tabii bunun sebebi şu. Yani niye böyle davranıyor akışkan? Akışkan sonuçta bir katı sıvı karışımı. Nişasta molekülleri şeye baktığımızda, akışkan içerisine baktığımızda içeride arkadaşlar su molekülleri var her noktada. Biraz da büyük çizeyim. Şöyle nişasta molekülleri var. Her yere dağılmış şekilde nişasta molekülleri var. Siz yavaşça elinizi bu tanktan içeri doğru soktuğunuzda bu nişasta molekülleri ve su molekülleri size yer açarak buyurun gelin der. Ama siz buraya yumrukla vurduğunuzda su molekülleri zaten incecik moleküller olduğu için, yani nişasta moleküllerine göre çok daha küçük moleküller olduğu için bunlar bu darbenin etkisiyle hemen sağa sola kaçışırlar. Ama bu büyük moleküller kaçmaya fırsat bulamazlar. Yani onların hareket edebilmesi için, yani sahip oldukları atalet nedeniyle harekete geçebilmeleri için zamana ihtiyaç var. Ama siz darbeyi vurdunuz, çok kısa bir sürede onların kaçmasını beklediniz ki bunların karşılaştığı direnç kuvvetiyle su molekülleri buradan derhal uzaklaşırken onlar uzaklaşmaya fırsat bulamadan sanki yüzeyde bir katı madde perdesi oluşturur gibi bir yapıya dönüşür. Newton tipi olmayan akışkan araştırmaları arkadaşlar çok aktif bir araştırma konusudur. Sadece bununla ilgili bilimsel dergiler vardır literatüre ve çok ilginç çalışmaların orada olduğunu söyleyebiliriz. Peki acaba viskoziteyi biz başka türlü nasıl değiştirebiliriz? Yani viskozitenin kaynağı nedir, orijini nedir? Neden kaynaklanıyor viskozite? Bunu aslında biz iki bakımdan incelememiz lazım. Yani katılarda ve sıvı ve gaz açısından baktığımızda hemen şunu söyleyebiliriz. Viskoziteyi değiştirebileceğimiz en temel değişkenlerimiz basınç ve sıcaklıktır. Ama basıncın etkisi pratik anlamda hemen hemen yok gibidir. Sıvılarda zaten sıkıştırılama özelliğinden dolayı moleküller arasındaki mesafeyi değiştiremediğimiz için viskozite de dolayısıyla etkilenmiyor basınç değişikliklerinden. Çok yüksek basınçlara çıksanız bile o akışkanın viskozitesini önemli ölçüde değiştiremezsiniz. Yani mühendislik açısından bir değeri olan bir değişiklik değil bu. Öte yandan gazlar da orta seviyedeki basınçlara kadar onlar da pek etkilenmiyorlar. Çok yüksek basınçlarda bir miktar etkileniyorlar. Asıl burada belirleyici şey sıcaklık. Neden sıcaklık? Çünkü sıvılarda bu akmaya karşı gösterilen direnç moleküllerin birbirlerini çekme kuvvetinden kaynaklanıyor. Moleküler çekim kuvveti. Yani siz moleküler çekim kuvvetini arttıracak ya da azaltacak yönde bir sıcaklık değişimine giderseniz viskoziteyi ister istemez değiştirmiş olursunuz. Birçok sıvı, işte daha doğrusu hemen hemen bütün sıvılar su biraz düşük sıcaklıklarda biraz farklı davranış sergiliyor.
Ama genel olarak su akışkanların hemen hepsi sıcaklıkla genleşirler. Sıcaklıkla genleştiği vakit ne oluyor? Bu moleküller arasındaki mesafe artıyor. Dolayısıyla çekim kuvveti artıyor demektir. Balı kavanozdan aldınız, suya veya çaya karıştırdınız. Hani çok yüksek sıcaklıktaki çaya koyulması çok tavsiye edilmez. Ama koydunuz diyelim, çaya şöyle sokun, çıkartın bakalım ne oluyor? Yani çok cıvık şekilde aktığını görürsünüz. Yine çeşitli yağlar arkadaşlar sıcaklık altında ne yapıyor? Viskositelerini düşürüyorlar. Öte yandan gaz söz konusu olduğunda, gaz, yani burada şunu söyleyebiliriz. Sıcaklığı arttırdığımda viskozite kesinlikle düşüyor. Bunu söyleyebilirim. Ama gazlar açısından baktığımızda moleküler çekim kuvvetleri zaten çok yok derece kadar az. Aynı mantıkla hareket ettiğimde işin içinden burada çıkamıyorum. Çünkü aslında sınır tabaka konusunu anlatırken viskozitenin bir anlamda içerideki momentum değişiminin iletilmesinden sorumlu bir akışkan özelliği olduğunu söylemiştik. Yani akışkan parçacıklarının birbirleriyle etkileşimiyle ilgili. Bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Böyle 5-6 tane gaz molekülü var. Bunlar diyelim ki U hızıyla, bu da U artı delta U hızıyla hareket ediyor olsun. İki böyle çok düzenli hareket olmaz da hani hayal edelim. Hayalin sınırı yok. Şimdi bunlar da tabii ortalama olarak şunun etrafında sürekli yukarı aşağı titreşim yapıyorlar. Tek boyutlu olarak. Aslında her yere titreşim var. Bu yukarıdaki arkadaş yavaş hareket ediyor. Bu alttakiler daha hızlı hareket ediyor. Delta O'nun pozitif olduğunu varsayarsak. Şimdi çok büyük ihtimalle yukarıdaki parçacık alttaki zincire katıldığında burayı ne yapmaya çalışacaktır? Bu hızlı hareket edenleri bir miktar yavaşlatmaya çalışacaktır. Çünkü kendisinin hızı yavaş. Enerjisi düşük. Benzer şekilde buradaki parçacık da veya akışkan molekülü, gaz molekülü yukarıdaki diziye katıldığında enerjisi daha fazla olduğu için yukarıyı hızlandırmaya çalışacak. İşte size moleküler momentum transferi. Bu nedenle gazlardan moleküler momentum transferi, momentum değişimi viskositeden temel sorumlu parametre. Biz gazların gaz moleküllerinin momentumunu nasıl değiştirebiliriz? Gaz moleküllerin hızını nasıl değiştirebiliriz? Değil mi? Enerji veririz onlara, ısıtırız. Isıtınca onlar daha fazla şey yaparlar ve daha fazla alışveriş yaparlar. Peki birbiriyle daha fazla boğuşan bir kitleyi düşünün. Bunlar belli bir noktada yol alabilirler mi? Biz mesela birbirimizin boğazına yapışarak buradan çıkabilir miyiz? Kavga etsek sürekli. Değil mi? Moleküler etkileşim ne kadar çoksa akmaya karşı o kadar da bir direnç oluşuyor demektir. O zaman gazlar da bu mekanizma tersine çalışıyor arkadaşlar. Sıcaklık artarken viskozite de artıyor. Viskozite de artıyor. İkisi arasında şöyle bir grafik çizecek olursam, şuraya dinamik viskozite, şuraya da sıcaklık dersem arkadaşlar genellikle şu şekilde ya da şöyle diyelim. Şu hangisi olur sizce? Sıvılar. Gazların da hadi şöyle olsun. Bu da gazlar arkadaşlar. Gerek sıvılar, gerek gazların viskozitelerine ait değerler çeşitli akışkanlar mekaniği kitaplarında ve bizim kitaplarımızda da var. Ancak şöyle hani aklımızda bulunsun, su özel bir malzeme olduğu için her gün günlük yaşantımızda suya özel bir önem atfettiğimizi düşünelim. Pascal saniyenin arkadaşlar 10 katına, daha doğrusu 0.1 Pascal saniyeye bir pois denir. Ve po ile gösterilir. Bir po. 0.1 Pascal saniye bir po denir. Ve
suyun 20 derecedeki dinamik viskozitesi arkadaşlar mu yaklaşık 1.002 santipoistir. Poist daha sonra iç akışlarda özellikle adını duyacağımız bir bilim insanı. Biliyorsunuz çok katkısı olan, bilime katkısı olan insanların ismini yaşatmak için bir takım birimlere onların isimleri verilmiştir. Poise diye bir bilim insanı var. Bu özellikle iç kanal akışları ile ilgili laminar akış çözümlemelerinde 8. bölümde karşımıza çıkan birisi. Onun hatırına öldükten sonra onun ismi verilmiş. Dinamik viskozite ile doğrudan ilintili olan bir başka büyüklük kinematik viskozite. Kinematik viskoziteyi de şöyle bir harfle göstereceğiz. Buna nü diye okunuyor. Kinematik viskozite arkadaşlar şöyle tanımlanır. Dinamik viskozitenin rho'ya oranı şeklinde. İkisi de akışkan özelliği. Akışkan özelliklerinin oranında bir başka akışkan özelliği oluyor. Birim analizi yaptığımızda şunu Pascal saniye, bunu da kilogram bölü metreküp veya bunu kilogram metre çarpı saniye aldığımızda arkadaşlar buradan metre kare bölü saniye biriminin çıktığını görüyoruz. Metre kare bölü saniye. Tabii niye böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş diye aklımızdan geçirebiliriz. Yani dinamik varken niye kinematiğe ihtiyaç duyulmuş? Şundan dolayı arkadaşlar. Mü dediğimiz şey doğrudan kayma gerilmesine karşı akışkanın göstermiş olduğu bir tepkiyi temsil ediyor aslında. Yani hem akmaya karşı bir direnci hem de momentum difüzyonunu, momentum transferini, değişimini temsil ediyor. Akışkan içerisinde momentumun değişme hızı, daha doğrusu iletilme hızı. Yani bir parçacık momentumun diğerine iletilmesiyle ilgili bir büyüklük. Bu iletmeye çalışıyor momentumu. Rho ise arkadaşlar kütle ile ilgili. Biliyorsunuz birim hacmin kütlesine yoğunluk diyorduk biz. Kütle ise neyi çağrıştırıyor? Ataletin ölçüsü. Atalet ne kadar yüksekse, bir sistemin ataleti dediğimiz ne kadar yüksekse bunu harekete geçirmek o kadar zordur. Harekete geçmiş bir sistemi de durdurmak o kadar zordur. Bu açıdan kinematik viskoziteyi de önemli bir fiziksel parametre olarak akışkan özelliklerine katmış oluyoruz. Evet, gazlarda ve sıvılarda sıcaklığa bağımlılığın önemli olduğunu söyledik. Gazların kinetik teorisinden daha önce bahsettik, özellikle ortalama serbest yol bahsinde. Bir gazın arkadaşlar, ideal gazın tabii bu, ideal gazın dinamik viskozitesi gazın sıcaklığının karekökiyle orantılı. Hemen hemen bütün gazlar da biraz buna yaklaşık benzer davranış gösteriyor. İdeal gaz ile ideal akışkan farklı kavramlar, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? İdeal gaz, ideal akışkan. Dinamik viskozite sıcaklığın karekökiyle dedik, ters orantılı. Gerçek gazlarda ise bir düzeltme faktörü oluşturmamız gerekiyor. Mesela bunu ben eğer eşitliğe dönüştürecek olursam şöyle dönüştürmem lazım herhalde. İdeal gaz bir katsayı çarpı karekök T dersem herhalde böyle bir şey olacak. Orantılıdır demek bu demek. Ama gerçek gazlarda bunun biraz daha düzeltilmesi lazım. Gerçek gaz diyelim buna da. Gerçek gazda A çarpı karekök T bölü 1 artı B çarpı B bölü T şeklinde bir ifade var arkadaşlar. Bu Sutherland bağıntısı. Sutherland bağıntısı. Elinizde eğer tabii bu A ve B değerleri çeşitli akışkanlar için, gazlar için farklı değerler alıyorlar. Hava için değerleri daha çok biliniyor. Elimizde şöyle bir tablomuz varsa, yani μ değerine karşılık efendim sıcaklık değeri, iki tane değerimiz varsa μ1 T1, μ2 T2. O zaman A ve B'yi bulmak için iki tane denklem çözmemiz ve A'yı B'yi bulduktan sonra da
bu gazın sıcaklıkla değişimini, viskozite değişimini elbette bulabilirsiniz. Sıvılar için olay biraz daha farklı. Şöyle mü sıvı, dediğim gibi basınca çok büyük bir bağımlılık olmadığı için basıncı çok burada işin içine katmıyoruz arkadaşlar. A çarpı 10 üzeri B bölü T eksi C şeklinde bir ifade var. Bunları ezberlemenize elbette gerek yok. Zaten çoğu akışkanın viskozite değerleri sıcaklığa bağlı olarak çeşitli kaynaklarda, kitaplarda yer alıyor. Evet, böylelikle bugünkü dersimizi de tamamlamış oluyoruz. Viskozite konusu çok çok önemli bir parametre olarak her zaman karşımıza çıkabilecek bir konu. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın gençler.